Özlemişsindir. Sana kebap getirdim. Akşama da baklava var. Sizi buradan çıkaracağım. Öktem hocam. Hocam. İlacın etkisinde. Ayağa kalkabilir misin hocam? Yemek götüren eleman niye çıkmadı hala? Biriniz bakın şuna. Hadi. Dışarı. Hadi. Çabuk, herkes dışarı. Şu kamyoneti al. Uzaklaşın buradan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de şununla gideceğiz. Niye çalışmıyor? Araca kurşun isabet etmiş olmalı. Ne oldu? Hallettim. Kaçtılar. Adamların hepsi kaçtı. Esirlerin hepsi kaçmış efendim. Kaçsalar da onları bulup benim topraklarımda hiçbir yere saklanamazlar. Toplan.
Merak etmeyin. İlacın etkisi böyle böyle geçecek. Ona ne vermişler? Bildiklerini söylesin diye muhtemelen bünyesini zayıflatmak amacıyla kullanılan bir kimyasal. Siz Öktem Hoca'yı tanıyor musunuz? İsmini biliyordum ama tanımıyordum. Sen onu nereden tanıyorsun delikanlı? Alo. Nerede? Tamam. Kaçak esirlerin izini bulduk. Dördüncü bölgenin sınırındaki yol kenarında görülmüşler. Ya, güzel. Gidelim. Bir araç geliyor. Bizi görmeleri tehlikeli olmaz mı? Çalılıkların arkasına geçin. Böyle kaçıp saklanamayız. Polat'a haber vermem lazım. Siz burada bekleyin. Dikkat et delikanlı. Ellerini başının üstüne koy. Diz çök. Diz çök. Hayatımı kurtardınız. Size bir can borçluyum. Canı Allah verir, Allah alır Yusuf. Ne zaman alacağını da o bilir. Bana bir borcun yok. Senin ne işin var burada? Siz İstanbul'da beni neden çağırmıştınız? Bilmen gerekenler vardı. Bana herkes aynı şeyi söylüyor. Başka kim söyledi bunu? Öktem Hoca. Onu daha önceden tanıyor muydunuz? Doktor Öktem'i biliyorum. Sana tam olarak ne söyledi? Türkiye'ye geleceğim zaman benimle önemli şeyler konuşacağını ve tehlikede olduğumu söylemişti. Sonra da konuşmaya fırsatımız olmadı. Bir daha konuşabilecek mi onu da bilmiyorum. Peki siz bana ne söyleyecektiniz? Benimle neden görüşmek istediniz? Seni uyarmak istiyorum delikanlı. Ben çocukluğumdan beri beni uyarma hikayeleri dinliyorum. Benim anlatacaklarım hikaye değil. Benimle ilgili ne biliyorsunuz ki? Dedenin ve babanın hizmet ettiği büyük ortakları seni özel yeteneklerle donatıp Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ülkeyi yönetecek adaylardan biri olarak yetiştirdiler. Sen onlar için göreve geldiğinde sana verdikleri her şeyi fazlasıyla geri isteyecekler. Babana yaptıkları gibi. Hiçbir şey anlamadım. Hemen anlamını beklemiyorum zaten. Babanın gerçekten kim olduğunu, kimlerle çalıştığını bilmiyorsun daha. Ama seni biliyorum. Sen benim aileme düşmanlık edensin.
Ben bu vatan için çalışan herkesin dostuyum. Vatana ihanet içinde olan herkesin de düşmanıyım. Benim ailem bu ülkenin en büyük güçlerinden biri. Bizi ihanetle suçlayan biriyle konuşacak bir şeyim yok. Yapacağız. Siz de profesörle projenin genel hatları üzerine konuşun. Ayrıca hemen çalışmalara başlayın. Zeki Hoca'yı buraya getirtmesek baba. Ben yanına gidebilirim. Merak etme oğlum. Zeki Bey'le ben bizzat görüştüm. Çok memnun oldu. Hakkı da şimdi onu almaya gidecek. Hakkı, sen hala gitmedin mi? Hakkı cevap versene. Ben bir arkayı kontrol edeyim. Tamam. Saldırıya uğradık. Destek istiyorum. Çok kalabalıklar. Konumunu bildir. Kaç kişiler? Bahçedeyim. Pusu kurmuşlar. Kırmızı kod. Tüm nöbetçiler bahçeye. Acele edin. Anlaşıldı. Gelin bakalım. Rapor verin, ne durumdasınız?
Adamları ölüme gönder, sen burada yat. Var mı öyle iş? Acele etmeliyiz. Her an takviye gelebilir. Yürüyebilecek durumda mısınız? Siz burada bekleyin beni. Hadi. Az kaldı. Aracım hemen ileride. Ne istiyorsunuz? Bizimle geleceksin. Kim çağırıyor? Bilince öğrenirsin. Kim çağırıyorsa haber versin. Ben istediği yere gelirim. Ne istiyorsun? Söyledim. Benimle geleceksin. Seninle mi geleceğim? Bunu mu istiyorsun? Ha? Bırakın silahları. Bırak! Thank you.
Git sahibine söyle. Kimse bana emir veremez. Ne yapıyorsun lan? Dikkat etsene. Sana söylüyorum oğlum. İki tane çektin diye baba mı oldun lan? Görürsün lan sen. Sipariş vermek için seni bekledik abi. Başka yere gidelim. Neden? Ne oldu ki? Anlatırım Azra. Abi bir şey mi var? Yok bir şey. Hadi gidelim. Efendim, neden kalktınız? Bir sıkıntı mı oldu? Bu akşam için planımız değişti. Başka zaman yine geliriz. Her zaman bekliyoruz. Görüşmek üzere. Anlatacak mısın ne olduğunu? Şşt! Nereye gidiyorsun lan? Yusuf ne oluyor? Abi. Sen Azra'yı al, beni arabada bekleyin. Böyle kaçmak var mı? Abi kim bu adam? Kenan, dediğimi yap. Sonra anlatırım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kenan. Kenan hadi. Azra yürü. Akşam akşam tatsızlık çıkmasın. Böyle kaçıp kurtulacağını mı sanıyorsun? Oh!
son. Abi. Azra nerede? Arabada. Bana bu yolculukta eşlik ettiğin için teşekkür ederim Asya. Sayende keyifli bir ziyaret oldu. İstediğini almış gibi görünüyorsun. Açıkçası kuzuzadeler beni hayal kırıklığına uğrattı. Onlardan daha iyi bir rakam vermelerini beklerdim. Ama olsun, elimde yeterince iyi bir teklif vardı. Araçtan. Neler oluyor Asya? Beni buldular mı? Merak etme. Seninle ilgili değil. Sen arabada kal. Hesap verme zamanın geldi. Sen de böyle bir yol seçtin öyle mi? Ulaşması zor bir insansın. Sen araçta bekle. Emin misin? O gün aldığın cevap seni tatmin etmedi galiba. Beni öldürmek isteyenlerin seni peşime saldığını öğrendim. Bak. Eğer seni öldürmek isteseydim, burada bu konuşmayı yapıyor olmazdık. Çoktan ölmüş olurdun. Emin ol, bunu deneyen tek kişi sen değilsin. Benim peşime neden düştün? Benim seninle bir işim yok. Bu fikre nereden kapıldığını da bilmiyorum. Elimdekiler aksini söylüyor. Akıllı biri olduğunu sanmıştım. Sen buna inanarak mı benim peşime düştün? Bu bilgileri kimden aldıysan sana büyük bir oyun oynuyor. Yazanları inkar mı ediyorsun? Söyledim. Seninle bir derdim yok. Öktem'in peşine düştüğün de mi yalan peki?
O iş başka. Aramızda bir meseleydi, halloldu. Öktem ölmeyi çoktan hak etmişti. Onu nereden tanıyorsun bilmiyorum ama gerçekten tanısan sen de aynısını yapardın. Şimdi yolumdan çekil. İşimi engelliyorsun. Asya. Zeynep diye birini tanıyor musun? Türkiye'de en çok kullanılan kadın ismi. Herkesin vardır Zeynep diye bir tanıdığı. Hocam. Yusuf. Yormayın kendinizi hocam. Yusuf. Merak etmeyin hocam. Sizi de beni de öldürmeye çalışan o kadını buldum. Buradan çıkınca onun yanına gidip canını alacağım. Zeynep. Zeynep. Evet işte o. Bir an önce iyileşmeye bakın. Siz çıktığınızda o hain artık hayatta olmayacak. Hocam ne oldu? Zeynep. Ne oldu hocam? Zeynep. Senin annen. Çok beklettin mi? Çok. Evime neden girdin? Sorularıma cevap bulmak için. Bulabildin mi? Evet. Ama bulduğum cevap daha büyük sorular çıkardı karşıma. Seninle bu yüzden konuşmak istedim. Neyin peşindesin? Gerçek hayatım. Kim olduğumu öğrenmenin peşindeyim. Bunu neden benimle konuşuyorsun? Çok haklı sebeplerim var. Birazdan öğreneceksin. Ama önce senin benimle ilgili neler bildiğini öğrenmek istiyorum. Kimsenin beni böyle sorgulamasına izin vermem. Ama senin sorularına cevap vereceğim. Evime girdiğinde kendinle ilgili panoyu görmüşsündür. Oradakilerden fazlasını bilmiyorum. Ailen, sevdiğin kız, onun başına gelenler, kıymetli hocan Öktem, İngiltere'de aldığın eğitim,
Hepsi bu. Bu kadar. Bu kadar. Ben de seninle ilgili bir şey öğrendim. Benimle ilgili mi? Ne öğrendin? Senin bir oğlun varmış. Kim söyledi sana bunu? Öktem Hoca söyledi. Olsun ya da olmasın. Böyle bir şey seni neden ilgilendiriyor? Var mı yok mu? Vardı. Ama öldü. Gözlerime bak. Yıllar önce bırakıp gittiğin o çocuk ölmedi. Tam karşında duruyor. Evinden DNA örnekleri aldım. Test yaptırdım. Sonuçları burada. Beni sen doğurmuşsun. Zarfa bakmayacak mısın? Sana bakıyorum. Yusuf. Dedemin adıydı. Senin hikayeni kimler biliyor? Ben öldürene kadar Ökten biliyordu. Bir de Polat Alemdar. Onunla ne ilginiz var? Bütün bu olanları ayarlayan ekibin içinde Polat da vardı. Şimdi ne olacak Yusuf? Ne olacağını söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacak. Her şey eskisi gibi devam edecek. Kimseye tek kelime bir şey söylemeyeceğiz. Benim annem de, senin oğlun da yıllar önce öldüler. Bana söyleyeceğim bir şey var mı? Onu takip etmeyi bırak. Anlamadım. Beni duydun. Dönebilirsin. Yalnız kalmak istiyorum. Peki Asya.
Kuzuzade benim oğlum. Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum. Ama bu gerçek. Sana gerçeği söyleyeyim. Bana bu yalanı neden söylediğini ve asıl amacını hemen şimdi burada söylemezsen seni öldürürüm. Ben yalan söylemiyorum. Beni öldürmen de gerçeği değiştirmeyecek. Sana tuzak kurma peşinde değilim. Benim nasıl varlığını bilmediğim bir çocuğum olabilir? Anlatması gerçekten çok zor. Bu yüzden yazdım hepsini. Anlat! Yusuf Aslan Akbey'in projesi. Senden habersiz suni yöntemle çocuğunun olmasını sağladı. Bunu da senden başka bir amaçla aldığımız örnekle yaptı. Bu ne saçmalık? O zaman da böyle söylemiştin. Aslan'la çalışmaya başladığın zaman yapılan sağlık taramalarını ve diğer hastane işlemlerini unutmuş olamazsın. Doktor. Aslan Bey fazla fazla bulunsun dedi. Ona canım feda. Saç ve doku örneği de almam lazım. Başka bir şey kaldı mı? Bütün hastane işlemleri bu dosyada yazıyor. En sonuncusu kaldı. Bu ne saçmalık? Bundan artık kaçamazsın. Her şeyi öğrenip ona göre hareket etmek zorundasın. Bana ne yapacağımı söyleme! Bana kızsan da mecburum Polat. Sonradan hepimiz pişman olmayalım diye yapıyorum her şeyi. Niye şimdi anlatıyorsun bana bunları? Yusuf'u korumaya çalışıyorum. Kimden? Senden. Bunları anlatmak için ayağa kalkmayı, her şeyi kontrol edebilecek şekilde sağlığıma kavuşmayı bekliyordum. Ama bugün Yusuf'un söyledikleri beni şimdi konuşmaya zorladı. Yusuf'a seni öldürmesi için emir vermişler. Karşına çıktığında namlunun ucundakinin oğlun olduğunu bilmen gerek. Sana neden inanayım? Burada yazdıklarımın hikaye olmadıklarını ispatlayacağım. Aslan Akbey'in bu konuyla ilgili çalışmalarını yaptığı, birlikte kullandığımız yere gidelim. Orada bütün sorularının cevabını bulacaksın.
Hava soğuk, arabada bekleyin. Tamam efendim. Beni affet Polat Alemdar. Beni affet Polat Alemdar.
Seni dinliyorum. Beni mi arıyorsun Yusuf? Seni buraya beni öldürmek için gönderen kanlı elleri de onların planlarını da çok iyi biliyorum. Ben de biliyorum. Hem de senin bildiğinden fazlasını biliyorum. Belli ki çok iyi yetiştirilmişsin. Beni kimse yetiştirmedi. Beni kandırdılar sadece. Kandırılmış olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Yıllarca görevim için sahte bir kimlikle yalan bir hayatı yaşadım. Bir gün öğrendim ki aslında gerçek sandığım hayatım bana verilen kimlik kadar sahteymiş. Neler yaşadığını biliyorum Polat Alemdar. Beraat ettiğin o meşhur davanın mahkeme tutanaklarını bile defalarca okudum ben. O tutanaklarda kaybettiklerim de yazıyor muydu? Kurtlar Vadisi operasyonu başlarken bana sevdiklerimle vedalaşmak için 36 saat verilmişti. Vedalaşmayı denedim. Olmadı. Onların varlığıyla güç buldum. Her düştüğümde onların sevgisi, umudu beni yeniden ayağa kaldırdı. Ama sonra hepsini gerçekten kaybetmeye başladım. Sevdiklerimi, dostlarımı, ailemi. Şimdi seni de bu yola sokmaya çalışıyorlar. Ben inandığım yolda devam edeceğim. Bunu yapmak için de seni öldürmek zorundayım.
Canı veren de, alan da Allah'tır. Gönlünü pusula yap kendine. Ve rehberini doğru seç. Doğru yolda olduğuna inanıyorsan tereddüt etme. Yolun açık olsun. Nice yaşlara Yusuf. Dayan kalbim, dayan.
geceler abi. İyi geceler. Geldim baba. Canım kızım. Let's fall in.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Eûzu billahi's-semî'il-alîm mineşşeytânir-racîm. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله çıkmıyor musun Hüdayi? Her yeri kontrol edip çıkacağım. Tamam. Thank you.
Başınız sağ olun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Merhaba. Elif de değil mi adın? Evet. Sizin adınız ne? Benim adım da Yusuf. Memnun oldum Yusuf abi. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olsun. Allah taksiratını affetsin. Ben dışarıda bekliyorum. Tamam. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun ha. Konuşabilir miyiz? Geliyorum. Ne biliyorsunuz? Her şeyi biliyorum. Bana da anlatın. Kaderimi belirleyen insanları tanımak isterim. Zamanı gelince onları tanır ve her şeyi öğrenirsin. Sen de onlardan biri misin? Onlar için çalıştım. Sonra da bir süre heyete başkanlık yaptım. Demek benimle ilgili planların içinde sen de vardın. Hayır. Bu Aslan Akbey'in yönettiği bağımsız bir operasyon. Her şeyi biliyorsunuz. Ama kendi içinizde olup bitenlerden haberiniz yok, öyle mi? Benim buna inanmamı mı bekliyorsunuz? İnanıp inanmamak sana kalmış. Sistem böyle çalışır. Bazen birileri inisiyatif alır ve... Başka birinin hayatıyla oynar. Benimle ilgili neler biliyorsun peki? Fehmi'nin oğlu olmadığını, babanın kimliğinin gizlendiğini, annen Zeynep Oğuz'un da seni doğurduktan sonra bırakıp gittiğini biliyorum. Annemle ilgili gerçeği de bildiğine göre bu işin başı sensin. Ben bu işin başı değil, sonuyum. Ben başlatmadım. Ama bitirmek bana kaldı. Seninle ilgili planların başarıya ulaşabilmesi için bilmen gerekenleri anlatıyorum sana. Kimsenin planı umurumda değil. Hiç kimse bana bir şey sormadı bunları yaparken. İşler buraya kadar geldi. Devam edeceksek bir şeyi öğrenmem gerek. Nedir o? Şimdiye kadar kafamı kurcalayan ama kimseye soramadığım bir sorunun cevabını istiyorum senden. Benim babam kim, biliyor musun?
Biliyorum. Bu gerçeği öğrenmek için şimdi doğru zaman olmayabilir. Öğrenince de bunu kabullenmen zor olacak. Ama her şeye rağmen söyleyeceğim. Çünkü ben kendimle ilgili gerçekleri çok geç öğrendim. Birlikte yola çıktığım insan gerçek kimliğimi benden saklamıştı. Bu çok ağır geldi bana. Çok sinirlendim. Bu yüzden ben sana aynı şeyleri yaşatmak istemiyorum. Gerçekleri bilmeye hakkım var. Bununla da kendin mücadele edip bir çözüm bulacaksın. Söyle. Senin aradığın kişi benim. Anlamadım. O benim. Sen misin? Evet. Siz hepiniz delirmişsiniz. Beni kandırdın. Sen baştan beri biliyordun. Bilmediğimi söyledim. Ne söylersen söyle. Hiçbirine inanmıyorum artık. Bütün bunlar saçmalıktan başka bir şey değil. Biraz düşün. Sonra daha farklı konuşabiliriz. Düşündükçe çıldırıyorum. O kadın benim annem. Sen benim... Bu operasyon için beni bir robot gibi tasarladınız. Yusuf, mesele senin anlattığın gibi değil. Bana bir daha yalan söyleme. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Sakın bir daha bir yerde karşıma çıkma. Hayırdır Yusuf? Abiniz nerede? Ne sorduğunu anlamadım gülüm. Abinizi soruyorum. Polat Alemdar'ınız nerede? Sen ne içtin Yusuf? Beni karıştırma. Bir soru sordum. Çık dışarı. Bir elini yüzünü yıka. Bir hava al. Sonra baktın yine olmadı, yine gelirsin. Hadi. Polat Alemdar. Polat Alemdar burada yok. Tadımızı kaçırmadan çık git. Abin duyarsa... Çok kızar sana. Sen buradan kovduğun kişinin kim olduğunu biliyor musun? Ha?
Dışarıda kim olduğun umurumda değil. Bu kapıdan girdikten sonra bizim misafirimizsin. Adabınla oturacaksan geç bekle. Edepsizlik yapacaksan yeri burası değil. Atarım seni kapının önüne. Geldiğimi söylersiniz. Yine uğrarım ben. Abi, bu neydi şimdi böyle? Gençlik işte. Boş ver, işinize bakın siz. Kim bu bizi takip eden? Hangisi abi? Yavaşla, biraz anlarsın. Ne istiyorsun? Seninle bir işim yok. Acil değilse yol üstünde konuşmaya gerek yok. Mekana gelir söylersin ne varsa. Ben bir daha senin yerine ayak basmam. Bana söylediklerini düşündüm yeniden. Bundan sonra seninle bir işim yok. Kendi bildiğimi yaparım. Dostumu, düşmanımı da kendim seçerim. Vatan millet diye de bir derdim yok. Ailemin çıkarları neyse ona göre hareket ederim. Asıl bilmen gereken şey de şu. Benim hayatımı bir projeye çeviren herkesi tek tek bulup hesap soracağım. Bu iş nereye kadar giderse gitsin, peşini bırakmayacağım. Yusuf, yoluna git. Benim önüme çıkma. Ne istiyormuş abi? Ne istediğini bilmiyor. Bırakın gelsin. Yusuf Bey sizi bekliyor. Buyurun. Dışarıda bekleyin. Seni mi gönderdi benimle konuşman için? Derdini öğrenmeye geldim.
Seninle bir derdim yok. Ama benim seninle var. O da senin problemin. Yusuf, ben o problemi çözerim de sana yazık olur. Kapıma gelmişsin. Misafirsin diye içeri aldım. Tadını kaçırma. Ama yarı bozan sensin. Biz yokken mekana gelip terbiyesizlik etmişsin. Yetmedi, bir de yolumuza çıkıp canımızı sıktın. Şimdi neyse mesele, anlat da bilelim. Siz abi kardeş değil misiniz Polat Alemdar'la? Sana bir şey anlatmıyor mu? Ama ben sana soruyorum. Ben de sana söylüyorum işte, havadisler onda. Git sor bakalım, Yusuf Kuzuzade'nin Polat Alemdar'la ne meselesi varmış? Baş başayken Yusuf'a ne anlatmış da Yusuf böyle delirmiş? Yusuf, sen deli görmemişsin. Senin ne işin var burada? Araya işler girdi, gelemedik. Bacağın için geçmiş olsun diyecektim. Misafirlik bitti, çık git. Bir laf daha edersen senin bacağına değil kafana sıkarım. Ne konuşuyordunuz bununla? Akşam Polat Alemdar'ın yoluna çıkıp iki çift laf ettim. Bu da yanındaydı. Belli ki zoruna gitmiş. Ne söyledi sana? Ha? Ne söyleyecek baba? Boş laflar. Benim çıkmam lazım. Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Konsey adına bir görüşme için davet edildim. Cahit! Daha asla bu kapıya böyle gelme. Niye? Karşılayamadım diye üzülüyorsan merak etme. Bir dahakine mesaj atarım. Bu adamın adı ne abi? Ne yapacaksın Abbas? Nüfusuna mı geçireceksin? Yok abi, bakışlara baksana. Babam olsa evi terk ederim. Yürü Abbas, yürü. Sağlığımıza. Sağlığımıza. Nasıl Asya? Babamın özel tarifini beğendin mi? Harika. Eline sağlık canım. Size
Doğum hikayenizi anlatmış mıydım çocuklar? Evet baba. Ezberleyecek kadar çok dinledik bu hikayeyi. Olsun. Asya ilk defa dinleyecek. Hem bu sefer hikayenin sizin de bilmediğiniz başka bir kısmını anlatacağım. Her şey çok güzel başlamıştı. Anneniz sizi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Doktorlar her şeyin normal seyrinde ilerlediğini söylemişti. Annenizi odaya getirmişlerdi ama siz yoktunuz. Büyük bir heyecanla sizi görmeyi bekliyorduk. Ancak hemşireler bir türlü sizi odaya getirmediler. Ben tabii çok sinirlenmiştim. Bir sorun olduğu belliydi. Derken kapı açıldı ve hemşirelerin kucağında siz geldiniz. Defalarca özür dileyerek doğumhanede küçük bir sorun yaşandığını söylediler. Evlatlarımı gördüğüme o kadar mutlu olmuştum ki hemen sakinleştim. Sonrasında malum, bildiğiniz gibi anneniz vefat etti. Ben de o gece olanları unutmaya çalıştım. Ta ki birkaç gün öncesine kadar. Artık o gece aslında neler yaşandığını biliyorum. Baba bize de anlatmayacak mısın? İstersen sen anlat Asya. Ha pardon. Yoksa Zeynep mi demeliyim? Baba ne oluyor? Asya sandığımız kişi değil Kenan. Ailemize karşı oynanmış çirkin bir oyunun parçası. Ne oyunu? Hayatının sırrını öğrenmeye hazır mısın oğlum? Yusuf, senin öz kardeşin değil. O Asya'nın oğlu. Abi, baba bana birinin olduğunu anlatabilir mi burada? Ne zamandır biliyordunuz bunu? Öğreneli çok olmadı. Neden gizledin? Vereceğin tepkiden korktum baba. Bana baba deme! Ben senin baban değilim. Ama ben senin oğlum. Ve her zaman da böyle olacak. Sen bu aileden değilsin. Sen ellerimle beslediğim, ailemin içine sokulmuş bir yılansın. Artık gerçekleri biliyorsun. Ne yapacaksın? Ben yapacağımı çoktan yaptım. Yusuf. Baba sen ne yaptın? Otur yerine. Otur. Otur. Baba. Baba abim. Sen karışma Kenan. Yusuf. Oğlum. Zeynep. Oğlunun kaderi senin elinde. Eğer sorularımı cevaplarsan panzehiri sana veririm. Ne istiyorsan söyleyeceğim. Otur. Otur! Baba ne yapıyorsun? Benden çaldığınız oğlum nerede? Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Bilmiyorum.
Oğlumun nerede olduğunu bana söyleyeceksin. Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Biliyorum, getireceğim sana. Zamanın azalıyor Zeynep. Eğer birkaç dakika içinde panzehiri içmezse Yusuf ölecek. Baba, abim. Yalvarırım Fehmi. Ver onu bana. Yemin ederim oğlunu bulacağım. Getireceğim, söz veriyorum. Otur oturduğun yere. Bana oğlumun nerede olduğunu söyle. Oğlum. Baba. Baba. Otur, abi dur. Otur oturduğun yere. Baba. Ver onu bana. Yusuf. Dikkat et Yusuf. Abi. Fehmi. Ne yaptın sen? Gir önümden. Baba. Oğlum. Baba yorma kendini. Baba. Kenan. Beni dinle oğlum. Baba konuşma. Bana söz ver. Kardeşini bulacaksın. Ve bize bunu yapanlardan intikamımızı alacaksın. Baba bunu kim yaptı bize? İhtiyarlar. Onlar da kim baba? Hakkıyla konuş. Sana anlatır. Baba. Baba dur. Baba dayan. Baba sakın bırakma kendini. Kurtaracağım seni baba. Baba kendini bırakma dur.